Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 29. güne. Çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çemberde açıyı bugün bitireceğiz. Ama önemli olan gün dündü. Dünkü derste çemberde açının temel yapılarından bahsettik. Bugün önemsiz mi? Değil tabii ki. Yine ince noktalara değineceğiz böyle. Ya ÖSYM buralardan da sorabilir ki kirişler dörtgen falan işleyeceğiz mesela. Sordu da. Daha öncesi de sordu. Hadi derse başlayalım mı? Ama başlamadan önce ne yapıyorduk? Şöyle kalemi elimize alıyoruz ve şafak sayara bakıyoruz. Şafak sayarda sayfa numarası 171'e gideceğimizi anlıyoruz. Sonra kaç tane ders olduğuna bakacağız. Bugünkü derste size yormayacağım fazla. Çemberde açı 3 ve çemberde açı 4. Yani 2 dersimiz olacak. Hele bir tanesi bir sayfalık bir yer olacak. Sonra haftalık programa da bakalım. Çemberde açı tam bugün bitmiş olacak. O zaman sayfa numarası 171'e şimdi gelelim dostlar. Geldik. Şurada kalmıştık. İç açı ve dış açı. Şimdi çemberde iç açı dediğimiz şey 2 tane kiriş içeride kestiği zaman, hani şuradaki içerideki açılar bizi ilgilendirmiyor demiştik ya, bu açıları biz üçgenden bulabiliriz demiştik ya, aynı söylemim hala devam ediyor. Bak, ispat da oradan çıkacak ama genelde bu formüller biliniyor. İç açıdan yapıyorsunuz içerideki açıları. Ben de o yüzden size buradaki formülleri vereceğim zaten. Ama vermesem bile, bilmesem bile, sen normal merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı bilgilerinle ve üçgen bilginle yine buradaki açıya da ulaşabilirsin. İç açı diyor ki merkez olmadığı sürece, merkez olursa zaten gördüğü yayın ölçüsüne eşit olacak. O kolay zaten. Ki merkez olsa burası x olur. Burası da x olur. Gördüğü yayların toplamının yarısı yine eşit oluyor. Mesela x'e eşit olur. Merkez olmadığı sürece uygulamak daha mantıklı olacaktır burada. Merkez olmadığı sürece buradaki açı gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Şurası a diyelim. Şurasına b diyelim. X açısı neye eşitmiş? A artı b bölü 2 eşitmiş. Niye? Bak şimdi, a'ya ait bir çevre açı oluşturalım. Hop oluşturun. Hocam oluşturunca, hatta maviyle oluşturayım. Oluşturunca şöyle. Hocam burada bir çevre açı oluştu. A'ya ait bir çevre açı oluştu. A'ya ait çevre açı oluştuğu için de ne olacak? Açı ve gördüğü yay ilişkisi. Burası a bölü 2 olur. Bu da b'ye yayını görüyor. Burası da b bölü 2 olur. O zaman şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı eşit değil mi? Evet. Yani x açısı a bölü 2 artı b bölü 2'ye eşit oldu. Yani a artı b bölü 2'ye eşit oldu. Gördün mü? Çevre açıdan ve üçgen bilgisinden çözüme ulaştık. Yani çok karışık olmayan sorularda bu şekilde yapabilirsiniz. Çok karışık olan sorularda formülle yapabilirsiniz. Gelelim dış açıya. Dış açı dediğimizde iki tane kesen doğru dışarıda kestiği zaman, bak dışarıdaki açı bu. Bununla ilgili biz neyi tanımladık? Çevre açıyı tanımladık. Çevrede bir açı yok ki burada hocam. Ya da merkez açı ya da teğet giriş açı değil ki. Bu açı bu sefer gördüğü yayların farklarının yarısına eşit. Yani ben şuraya bir A yayı diyecek olursam, şuraya da bir B yayı diyecek olursam, X neye eşitmiş? A X B bölü 2'ye eşitmiş. Nereden geliyor bu? Yine şuradan bir çevre açı oluşturalım kardeşim. Bu çevre açıdan dolayı A'yı görüyor, A bölü 2. Burası da B bölü 2. Hocam şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. O zaman iki iç açı bir dış açı yapacak olursak X artı B bölü 2 eşittir A bölü 2 mi yaptı? Evet. X de buradan neye eşit oldu? A bölü 2 eksi B bölü 2'ye eşit oldu. Yani X A eksi B bölü 2'ye eşit oldu dostlar. Dediğim gibi basit sorularda bunun tekniğini bu şekilde kullanırsanız sizin açınızdan daha hoş olacaktır. Evet, ispat yöntemini de o yüzden gösterdim. Şimdi burada bunun sonucu çıkıyor. Bu ikisinin sonucu çıkıyor. Bak şimdi buradan dolayı arkadaşlar çemberde şu teğet olduğu zaman da yine dış açı olmuyor mu? Oluyor. Bak olaya bak. Dış açı oluyor bu. O zaman burası alfaysa, şuradaki açıyı ben nasıl bulacağım? Alfaysa hocam şurası eksi burası bölü 2 diye bul. Ben buraya bir ne diyeyim mesela? Şuraya bir x açısı dersem burası da 360 eksi x olmaz mı? Evet hocam. Çünkü burası böyle, burası böyle. 360'a tamamlayan açısı. O zaman alfa neye eşit oluyor? Hocam 360 eksi x eksi x bölü 2'ye eşit oluyor. Yani 360 eksi 2x bölü 2'ye eşit oluyor. Yani alfa buradan neye eşit oluyor? Alfa buradan şuna eşit oldu. 180 eksi x'e eşit oldu. Hatta öbür tarafa atarsam alfa artı x eşittir. Ne oldu arkadaşım? 180'e eşit oldu. Bak buradan bir kural çık. Bu açıyla şu teğet olduğunda açıyla yayın toplamı ne oldu? 180 derece oldu. Nereden geldi? Dış açı formülünden geldi. Ha, bunu başka türlü ispatlayabilir miyiz? Evet. Bak şimdi dikkat et. Hocam buradan bunu çizdim. Şimdi şu teğet doğrusu, bu teğet doğrusu. Bak buradan güzel bir şey daha gelecek. Bak dikkat et şimdi. Hocam burada bir teğet giriş açı var. Ben buraya y dersem burası ne olur? 2y olur. Burada da teğet giriş açıdan burası da y oldu. Ana! Y çıktı. Teğet olunca birbirine eşit olmasının ispatı çıktı. 1. 2. Hocam şurada ne oldu? Burası y. Burası y ise burası da 180 eksi 2y olmaz mı? Evet, üçgendeki. Bu açı 180 eksi 2y, burası 2y. Gerçekten de bu açıyla buradaki yayın toplamının 180 yaptığını bu şekilde de görmüş olduk. Ha, sen istersen küçük bir şekilde o ispatı buraya yaz kardeşim böyle. Tamam. Ben burada gösterdim sana. Hatta kayboldu. Kaybolmuş haliyle sen yaz. Tekrarını da güzel bir şekilde yapmış olursun böylelikle. Evet, gördün. İki türlü ispatını yaptım sana. Bu açıyla bu yayın toplamı 180 derece oluyormuş. Peki şuraya gelecek olursam bu açı
açıyla bu yayın toplamı olacak. Bu sefer de 90 derece olacak. Niye? Yine dış açı formülünden çıkar ama başka türlü ispatlayacağım bu sefer. Hocam normalde bu yay, bu yay farklarının yarısı alfaya eşitleyeceğiz. Oradan çıkacak ama gerek yok. Bak şimdi. Merkez varsa, teğet varsa çektik yapacağız. Ondan sonra buraya ben x açısı dersem burası da x değil mi? Evet. Hocam dik üçgenden dolayı burası da 90-x olur. Gerçekten de şuraya bakar mısın? Hocam bu açıyla bu yayın toplamı bu sefer de 90 olur. Bunu bilmene gerek yok ama üsttekini bilelim. Çünkü bunu bilmeden de merkez teğet çektik olayından rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Burada da ben sana iki ispatı gösterdim ama sen yine de şunu bilsen iyi olur. Açıyla yayın toplamı 180 derece olduğunu bil. Bir dış açı formülünden ispatladım. Bir de nereden ispatladım? Teğet giriş açıdan ispatladım. Bu ispatı sen yazdın değil mi? Yaz dostum. Hadi bakalım sorulara gelelim şimdi. Bak karışık sor. Karışık olmasa emin ol ispat tekniğiyle daha rahat bir şekilde çıkar. Ama genelde iç açı dış açı rahat bir şekilde öğreniliyor. Bak 40'sa hemen ne yaparsın? Hocam buraya 80'i yazarız. 30'sa buraya ne yaparsın? Hocam buraya da 60'ı yazarız. Ondan sonra burada bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Alfaya baktığın zaman da hocam alfa şu iki tane kiriş arasında kalan açı. Şöyle şu kirişle şu kiriş arasında kalan açı. Ama ben o zaman neyi bilmeliyim? Burada kaçı merkez açı olmadığı zaman şu açıların toplamının yarısı şeklinde bulabilirim. Hocam şu ikisinin toplamı var ya 140. O zaman buraya ne kaldı? 220 kaldı ikisinin toplamına. 220 bölü 2'den 110 diye bulabilirsin. Ya da ya burayı bulmaktansa ben şuraya beta derim. Beta'yı bulurum. Beta da nereden çıkıyor dostum? Gördüğü yayların toplamının yarısı. 80 artı 60 bölü 2'den beta da buradan 70 çıkıyor. Ama beta 70 ise alfa da ne olacaktır? 180'e tamamlayan olacaktır. 110 olacak. E hocam ispat tekniğiyle çıkmaz mı? Ya çıkar. Ne yaparsın mesela? Şimdi burada hocam 80 bu yay var ya 80'e ait bir çevre açı oluşturalım şöyle. 80'e ait çevre açıyı nasıl oluşturabiliriz? Dur bakayım şöyle oluştursam. Evet bir şeyler gelecek galiba. Şöyle oluştursam. Hocam burası kaç yapıyor? 40 yapıyor. Sonra 30'sa burası gördüğü yay 60'sa burası da 30 yaptı. E bak 30 var 40 var 70 o zaman buraya da 110 kaldı deriz. İspat tekniği de ne yapıyorsun? Çevre açıdan ve üçgen bilgilerini kullanarak yapıyor. Ama bu da işimizi kolaylaştırıyor. Geldik bir sonraki soruya. Yap bakayım bunu buradan. Hocam burada iç açı var. Burada dış açı var. Bak şimdi formülcü zihniyet ne yapıyor? Hocam şuraya A derim. Şuraya B derim. Sonra 100 eşittir A artı B bölü 2 derim. Buradan A artı B'yi 200 bulurum. Sonra burada A eksi B bölü 2'de 40 eşittirim. A eksi B bölü 2'de eşittir 40 derim. A eksi B'yi de buradan ne bulurum? 80 bulurum. Taraf tarafa toplarım. 2A eşittir. 2A eşittir bu 200'dü. 280'den A'yı buradan 140 bulurum. A 140. O zaman A 140 ise B'de kaç yapıyor? Bu 140 ya. 60 yapıyor. B 60 yaptı. B 60 ise da bizden ne isteniyor? ED yayın ölçüsü. İşte 60'ı da bu şekilde buluruz. Birinci yol bu. İkinci yolda nedir? Ya kardeşim ben çevre açıdan gideceğim. Şuraya bir alfa dersem. Benden ne isteniyor? Bak 2 alfa. Hocam 2 alfaysa burası da nedir? Alfa. Sonrasında bak çok kolay bir şekilde çıktı. Hocam boynuz var ya da bumerang var deyip şu 3 açının toplamı 100'e eşitleyebilirsin. Bir. İkincisi hocam şuradaki üçgene bakarım şimdi. Bak üçgen bilgisini de hatırlayın ya. Yapın buradan ben. Şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı derim. Alfa ile 40'ın toplamı alfa artı 40 yapar. E arkadaş sonrasında buradaki üçgende ne var? E burada da hocam 2 iç açı 1 dış açı. Yani 2 alfa artı 40 eşittir 100 derim. 2 alfa eşittir 60 derim. Alfayı da böylelikle 30 bulurum. Ama benden 2 alfa isteniyor. Cevaba da böylelikle 60 olarak ulaşırız. Daha kolay değil mi? Daha kolay. Yani en azından sade sorularda yani hem çevre açıyı hem de üçgen bilgilerini kullanaraktan daha rahat bir şekilde ulaşırsın. Bence. Sana kalmış. Tamam. Geldik şu soruya. Örnek 32'deyiz. Konuşamıyorum. 32'deyiz. 80 verilmiş. Verilen bilgiyi kullanacağım. 80 ise burası nedir? 160'tır. Hocam burada ne var? Teğet var. E bu teğetleri kullanacağım. Hocam şuradaki teğet ve şuradaki teğete baktığım zaman teğet. Şuradaki açı 160'sa bu açıyla yayın toplamı neydi? 180'di. O zaman burası kaç derece yapar? 20 derece. Bak sadece şunu düşündüm. Bu burada bir bilgi verilmiş. 160'ı buldum. Sonra bu teğetten dolayı 160 ile 20'nin şu açının toplamı 180 yapacak. Dolayısıyla burası 20 çıktı. E hocam burada da bir teğet var. O zaman oradaki teğetleri de kullanayım. Şu teğet olduğunda açıyla yayın toplamı 180'de 160 yapar burası. O zaman buraya ne kalır? 200 kalır. O zaman alfa da kaç yapar? 100 yapar. Çünkü çevre açıdan dolayı. Evet cevap böylelikle 100 yaptı. Örnek 32'de. Geldik örnek 33'e. Şekildeki çemberin AB, BC ve CD yaylarının uzunlukları sırasıyla 3, 5 ve 1 birim olarak verilmiş. 3, 5 ve 1 birim olarak verilmiş. AC çaplı çember. Şimdi kesişimleri verilmiş ve x açısı nedir diye soruluyor. Arkadaş bir kere uzunluklarıyla yayların ölçüleri doğru orantılıdır. Niye? Bir çember var, çap var mesela. Hocam 180-180 ayırıyor ya. Bu yarım çemberdeki yay. E bu da yarım çemberdeki yay. Bir birimse bir birim diyebiliriz. E alfa ise burası da alfa. Yani alfa dediklerimiz ne oldu aslında? 180 derece oldu. Uzunluklarıyla uzunluğa gelince daha iyi bir şekilde anlarız ama ÖSYM'de böyle bir soru sorduğu için uzunluktan önce bunu yazmak istedim. Eğer bir
yay uzunlukları verilmişse bize, açıda soruluyorsa bize, oradaki yayların ölçüleri uzunluklarıyla doğru orantılıdır. Yani 1'dekine ben alfa dersem 5'teki 5 alfadır, 3'teki 3 alfadır. Bunu yazdık. E sonra ne yapacağız burada? Burada başka AC'ye çaplı demiş. Bak çakala bak çakala. AC'ye çaplı çemberden bahsediyor. Hocam bu çapsa 8 alfa, yani şurası 180 derece. O zaman alfayı buradan kaç buluruz? 180 bölü 8 buluruz. 4, 22,5 mu yapıyor? Evet, 4'e bölsen 45 yapıyor. Alfa 22,5 çıktı. Benden ne isteniyor şimdi? Hocam benden x isteniyor. X'e baktığımız zaman da şimdi burada bu x'i bulacağıma, x'e bakarken ben şuna bakalım. Şu gördükleri yaylara bakalım ama maalesef bu yay yok burası. Ama gel şöyle diyebiliriz. Burası 8 alfaysa burası da 8 alfa değil mi? Buraya 7 alfa diyebilirsin. Ya da ben direkt şuradaki y açısını bulurum kardeşim. Y açısı nedir? Hocam alfa ile 3 alfanın toplamının yarısı. Yani 4 alfa bölü 2, yani 2 alfa. Alfa 22,5'sa y buradan ne oluyor o zaman? O zaman 5 çıkıyor. Y 45 çıktı. X de ne olur? 135 derece olur. Evet, x'i de böylelikle 135 derece olarak buluruz. Yani cevap 135 çıktı dostlar. ÖSYM benzeri bir soruyu sordu. Ama bak, soruyu yapamazsanız niye? Şundan dolayı yapınız. Soruyu okumazsınız, verilen bilgiyi kullanmamış olursunuz. O yüzden soruyu okuyup sıkıştığınız zaman, verilen bilgiyi kullandığınız zaman sonuca daha rahat bir şekilde ulaştığınızı işte size gösteriyoruz. Bir sonraki soru. Vay hocam, teğet teğet 50 ise bu yayı bulabilirim. Teğet teğet 60 ise bu yayı bulabilirim. Sonra 360'dan dolayı burayı bulabilirim. Ya da kardeşim 50, 60 daha 110. Burası 70 derece değil mi? 70 derece. E şimdi bu açıyla bu yayın toplamı ne oluyordu? 180 oluyordu. O zaman burası 110 olmak zorunda. Yani 70'i 180'e tamamlayana. E alfa da neyi görüyor? 110'u görüyor. O zaman cevap ne yapacak? 55. Hep kadar basit. Açı ve gördüğü yay. Şu teğetlere de dikkat edelim. Teğet teğet olduğu zaman açı ve gördüğü yayın toplamı da 180 derece. Bilmeseniz de ispatıyla da yapabilirsiniz. Vay vay vay. Geldik şu soruya. Vay seni vay vay. Hadi bakalım Kenan Kara. Bir Kenan Kara klasiği, bir Kenan Kara sorusu. Dost, daire şeklindeki bir karton AD ve BC boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi parçalar T noktasında teğet oluyor. Bak sen o parçaları nasıl kullanıyorsun? Katlayalım mı birlikte? Gel katla. Katlıyoruz böyle çemberi. Hop, tam T noktasında teğet oldu. Ne yapacağız hocam burada? Bir kere katlamayı geri doğru açıyorduk değil mi? Açtık geriye doğru. Hocam geriye doğru açtık. Şu şekilde oldu açınca. Bunu da geriye doğru açtık. Hop, şu şekilde oldu mu? Oldu. Tamam. Şu şekilde oldu. Şunu biraz sevmedim ya. Şu parçayı şöyle biraz oynatayım. Ya teknolojiye bak. Şu şekilde ne güzel oynayabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Hop, şöyle oldu. Şu da güzel oldu. Tamam. Evet. Bu şekilde geriye doğru açtık. Ama hocam burada önemli olan asıl bunların böyle katlandıktan sonra burada teğet olması. O zaman buradaki teğetliği kullanacağım. Ve burada dt bölü ta, verilen bilgileri de yazayım. 1 bölü 2. Yani burası a iken burası 2a verilmiş. Ondan sonra cd ile tb. Şurası b iken burası da 2b olarak verilmiş. Bu dostlar verilmiş. Bunları bir yazalım. Şimdi bunun üzerine yoğunlaşacağım ben. Arkadaş tamam, ben bunu böyle katladım ama şuradakilerin teğet olması benim için önemli. Sen şuradaki parçayı buraya getirdin mi? Getirdin. Arkadaş bu parçanın çembere tamamlanmışı bu mavi çember değil mi? Evet. O zaman sen buradakini böyle katladıktan sonra da sen bunu da çembere tamamlarsan böyle, bununla eş olmaz mı? Olur. Çünkü bu parça aynı parça burada. Çembere tamamlanmışı aynı çember yapar. Buna benzer bir soru yapmamış mıydık zaten biz? Yapmıştık. Hop, şöyle yapacak kardeş. Yaptım böyle. Yaptı. Çembere benzemedi ama dur, ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlamaya çalışıyorum. Heh. Ya ayarlamayacak. Neyse. Ben onu şöyle bir çembere tamamlayayım dostlar. Şöyle bir çembere tamamlayayım. Tamam. Güzel. Yani bu çemberler ne oldu? Eş oldu. Peki gelelim şuraya. Hocam burada da aynı mantıktan dolayı bunu da çembere tamamlayayım. O zaman bu çemberle de bu eş mi oldu? Evet. Arkadaş hem bu çember bununla eş, hem bu çember bununla eş. Dolayısıyla iki çember ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle eş çember oldu. Peki ne yapacağız? Soru şuna dönüştü aslında. Bak, iki tane çember böyle teğet oldu bu sefer. Ha, bunların teğet olmasını işte bu çemberlerin teğet olmasıyla kullanacağım. Şimdi dur. Dünkü dersimizde gösterdik. İki çember birbirine teğet oluyorsa çemberde açı sorularında ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk. Mutlaka ortak teğeti çizeceğiz kardeş. Hop, şöyle ortak teğeti çizdim. Peki hocam, ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Teğet giriş açıyı kullanabilmekti. Yani bak, şimdi artık şu çemberlere yoğunlaşacağız. Bak, şu renkleri de ben daha rahat anla diye içini de boyayacağım dostum. Biraz oyalanacağım ama içlerini boyamak zorundayım. Sen daha iyi anla diye böyle kendimi böyle parçalıyorum ya. Nasıl gidiyor sonra? İyi gidiyor değil mi geometri? Çemberde açıyı rahat bir şekilde yapıyorsunuz değil mi? Ama çemberde uzunluğa gelince var ya, öyle bir keyif alacaksınız ki of, sormayın. Neyse, bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şu ortak teğeti çizdik mi çizdik? Ortak teğeti çizdikten sonra amaç teğetliği kullanmak. Genelde de nasıl kullanılıyordu? Teğet giriş açıyı. Hocam bu yay verilmiş bana burada. O zaman burada bu yaya ait bir teğet giriş açıyı şöyle olsun. Hocam burada da bu yay verilmiş bana. O zaman burada teğet giriş açıyı, teğet burada ya noktası, şöyle olsun. Hemen onu çizelim o zaman. Hop, geldim
şuradan şuraya doğru çizdim. Hocam burası A ise şu açı ne yapıyor? A bölü 2. Buradan da bu şunu şöyle yapınca B'yi görüyor. O zaman buradaki açıda ne yapacak? B bölü 2 mi yapacak? Evet hocam. Şurayı da yapınca şuradaki açıda B bölü 2 yap. Tamam. Sonra aşağıda da bak bu 2A yayı var. Hocam 2A yayı varsa bu 2A'ya ait bir kiriş oluşturayım. Hop şöyle çizdim. O zaman burası ne yaptı? A yaptı. Hocam burada da 2B yayı var. Teğet çizmekteki amaç teğet kiriş açıyı kullanmak. O zaman burası da B mi yaptı? Evet. Sonrasında ne yapacağız hocam burada? Sonrasında ne yapacağız burada? Bak 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 olaya bak. Şuraya bakar mısın? Burayı kaç A vermiş? 3 A vermiş. Aslında bu buradan katlan. Sonra burayı kaç A vermiş? Hocam burayı 2B, 3B vermiş. Yani burası 3B. Buradan bir şeyler gelecek mi? Benim neyi kullanmam lazım? Benim 40'ı kullanmam lazım. Başka da bir şey var mı? Yok. AB yayı isteniyor benden. Şuradaki yay isteniyor benden. O zaman şuraya bir X diyeyim ben. Şuraya bir X diyeyim. Vay 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 vay. 40'ı da kullanmam lazım. Ben 40'ı nasıl kullanacağım burada? Hocam şuraya bakar mıyız ya Allah aşkına? Şurada da bir açı var böyle. Nereyi görüyor bu da? Hocam bu da 2A'yı görüyor. Çevre açı var burada. O zaman burası A bölü 2 olacak. Burası da B bölü 2 olacak mı böyle? Olacak. Çünkü B'yi görüyor. Şimdi ben burada 40'ı kullanabilirim. 40'ı nasıl kullanacağım? Hocam şöyle kullanabiliriz. A bölü 2 artı 40 artı B bölü 2 ne eşittir? Şuraya eşit değil midir? Evet. Çünkü niye? Bak 40'a bak. A bölü 2'ye bak. B bölü 2'ye bak. Her zaman verilen bilgiyi kullan diyorum. Bak zor bir soru. Evet. Ama bunları buldum. Bunları kullanacaksın. Bunlara bakacak olursan şurada bir boyunuz yok mu? Var. Bu boyunuzu kullanalım o zaman. Bu boyunuzu kullanalım. Ya da şöyle yapabilirsin. Hocam işte burası 2A iken burası A yap dersin. O zaman burası 180-A oldu dersin. Burası 2B iken burası da B yap dersin. Burası da 180-B oldu dersin. Sonra buradaki dörtgen iç açıları toplamından da gidebilirsin. Boyunuzu kullanmak istemiyorsan. Ki sanki o daha kolay olacak. Oradan yapayım. Yani burası ne oldu? Hocam burası A oldu. Burası ne oldu? Burası B oldu. Şu açı 180-A oldu. Bu açı da 180-B oldu. Sonra ne yapacağız? Buradaki dörtgende iç açılar toplamından gideceğiz. Dörtgen iç açıları toplamı. Hocam 180-A var artı 180-B var artı. Bir de burada ne vardı? Hocam şu açı A'yı görüyordu. A bölü 2. Burası da B bölü 2 mi yapıyordu? Evet B bölü 2. Yani A bölü 2 artı B bölü 2 var bir de burada. A bölü 2 artı B bölü 2 var. İşte bu toplamda neye eşit olacak? Dörtgende iç açılar toplamı 360'a eşit olacak. Ha bir de 40 var. 40 artı da olacak burada. 360'lar gitti mi kardeş? Gitti. O zaman burada 40 kalsın. Şu eksi A artı A bölü 2 ne yapıyor? Eksi A bölü 2 yapıyor. Öbür tarafa attığınca artı A bölü 2 yapar. Aynı şekilde B de B bölü 2 yapar. O zaman A artı B bölü 2 40'ı eşitse A artı B'yi kaç buluruz? 80 buluruz. Şimdi ben A artı B'yi buldum. Benden ne isteniyor? AB yayı isteniyor. Evet buraya X demiştik. X yayı isteniyor. Arkadaş şuraya da bir Y yayı dersem. Şimdi A artı B 80 mi? 80. 3A buradan ne geliyor? Bak şurada elimizde 3A var. Burada elimizde 3B var. 3A artı 3B'yi de kaç buluruz o zaman biz buradan? Hocam 3 kere 8 24. 240 diye buluruz. O zaman şuradan bir işlem yapacağım. Bak dikkat. Şu ikisinin toplamı ne? 240. 3A artı 3B. 360'dan 240 çıkart. Hocam 120. O zaman bu yayların toplamına ne kaldı? 120 kaldı. Değil mi? 120 kaldı. 120'yi yazalım. Hocam X artı Y eşittir 120 bulduk. X eksi Y'yi de kaç buluruz? Hocam farklarının yarısı da 40 değil mi? X eksi Y bölü 2 eşittir 40'sa. X eksi Y de kaç çıkar o zaman? 80 mi çıkar? X eksi Y de 80 çıkar. Geldik buraya 80'i yazdık. Taraf tarafa topladık. 2X eşittir 200 yapar ve X'i de böylelikle kaç buluruz? Oh 100 buluruz. Hocam bu ne ya? Böyle soru mu yazılır ya? Vallahi yazdım arkadaş. 3-4 yıl önce yazdım. Hala da seviyorum bu soruyu. Çünkü güzel bir mantığı var. Önemli olan burada ne? Buradaki katlanmış da şuradaki şu katlamalarda buraların teğet olması. Yani bunun çembere tamamlamak olmasını göstermek için bu soruyu yazarım kardeşim. Ama her bilgiyi de kullandık. İşte iki çember teğet oldu. Bilmediğiniz bir şey yok. İşte ortak teğet çizdik. Sonra teğet giriş açığı kullandık. Çevre açığı kullandık. Her şeyi kullandık. Sırasıyla her bilgiyi kullandık. Takıldığımız anda da takıldığımız yere baktık. Sonra bir baktım ki burada dış açı var. Farklarının yarısını kullandım. Sonra bir baktım ki A artı B'yi buldum. 3A artı 3B'ye çıktı yani burada. O zaman buradan X artı Y geldi. Sonra X artı Y'yi ve X eksi Y'yi bulunca da X açısı çıktı mı çıktı. Zaten bizden X açısı isteniyor. Cevap böylelikle 100 çıktı. Güzel bir soruydu. Zor bir soruydu. Ama arada böyle sorular soracağımı söylemiştim. Gençler yapacak bir şey yok. Arada zorlanalım böyle. Ya en azından bak bu sorunun atıyorum %40'lık kısmını bile anladıysan o bile önemli. Hepsini anlamak zorunda değilsin. Bak bu tür sorularda gerçekten böyle. Ya soru belki bir daha karşına gelse bir daha yapamayacaksın. Hiç önemli değil. Sen burada ne kadarını kapabildin önemli olan o. ÖSYM belki oradaki bir mantığın bir şeyini soracak. Böyle oradaki bir mantığın sadece bir yerini kullanacak. Aynı yerini kullanmak zorunda değil. Önemli olan zaten benim bu şekildeki yazdığım sorularda yani %40'ını anlayabilmen, %30'unu anlayabilmem bile çok önemli dostum. O yüzden önemli. Çok önemli. O yüzden önemliydi. Neyse. Kirişler dörtgeni. Geldik kirişler dörtgenine. Adı üstünde. Kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni adını veriyoruz. Hocam kiriş, 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 kiriş. Kirişler dörtgeninin bir özelliği de karşılıklı açılar toplamı 180 derece. Bunu kullanacağız mı? Evet bize pratiklik sağladığı için kullanacağız. Mesela burası alfa iken hocam burası ne yapar? 2 alfa yapar. Buraya ne kaldı?
kaldı o zaman. Toplam hepsi 360'a. 360 eksi 2 alfa kaldı. Çevre açıdan dolayı burası da 180 eksi alfa oldu. Aa, gerçekten de öyle oldu. Kirişler dörtgeninde bir açı alfa iken karşı açısı 180 eksi alfa oldu. Aynı mantık diğerinde de geçerli. Yani burası beta ise eğer, buradaki açı da 180 eksi beta olmak zorunda. Açıları yazdığın zaman geliyor zaten. Ama bazı kirişler dörtgeni soruları o kadar karışık çözümü oluyor ki. O yüzden bu kirişler dörtgenini de bilmenizde fayda var. Lütfen bunu da bilin. Kirişler dörtgenini de kullanacağız. A açısıyla C açısının toplamı 180. B açısıyla D açısının toplamı da 180 derecedir. Kirişlerden oluşan bir dörtgen gördüğün zaman karşılıklı açılar toplamı 180. Öğrenme alanına geldik. Öğrenme alanında direkt baktığımız zaman, hocam direkt kirişlerden oluşan bir dörtgen var burada. Direkt hocam 3x burası burayı yazdırır. Buradaki açı da burayı yazdırır. Sonra bunları toplarsın böyle. 360 dersin. İşlem kalabalığı olur sadece. Ama baktığın zaman kirişlerden oluşan bir dörtgen, karşılıklı açılar toplamı 180. Topladığın zaman ne geliyor? 6x artı 30 geliyor. Direkt 180'e eşittir. 6x buradan 150 yapar ve x'i de buradan kaç buluruz? 25 derece olarak bulur. Cevap 25 çıkar. Öğrenme alanındaki A şıkkı. B şıkkına geldik. Hocam bir yarım çember verilmiş. Yarım çember çözüm için bize yeterli. Çembere tamamlamaya gerek yoktur. Yeterli. Ama burada bir bakıyorum ki çemberin içinde bir kiriş, iki kiriş, üç kiriş, dört kiriş var. Hatta bu da kiriş. Çapta bir kiriş. Beş kiriş var. Tüh be. Kirişler dörtgeni yok. Yani burası 140 sa buraya 40 diyemezsin. Çünkü bu bir beşgen kardeşim. E ne yapacağız? Biz neyi biliyoruz? Kirişler dörtgenini biliyoruz. O zaman şuradan bir köşegen çizersin. Üçgen oluşturursun. Aynı zamanda burada da ne oluşuyor? Bir dörtgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Kirişlerden oluşan bir dörtgen. Ha, bu üçgeni çizince şu çap değil mi? Evet. Çapı gören çevre açı 90 derece. E buraya kaç kaldı o zaman? Hocam burası 50 derece. Şimdi burada yukarıdaki çemberin üst tarafına sıkışmış bir kirişler dörtgeni oldu. E karşılıklı açılar yok mu burada? Var. Yani alfa ile 50'nin toplamı kaç olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? Alfayı da böylelikle 30. Ne? 180 eksi 50'den 130 olarak buluruz. Evet. Öğrenme alanındaki B şıkkını da bu şekilde bulduk. Bu niye A yazıldıysa? Şöyle B diye düzeltelim dostlar. Evet. B şıkkını da 130 olarak bulduk. Geldik bir sonraki sayfadaki şu soruya. Evet. Örnek 36'dayız. Şekildeki ABCD dörtgeni çemberlerinin kesim noktasından geçmektedir. Buna göre alfa nedir diye soruluyor. Hocam işte dörtgen var burada ama kirişlerden oluşan bir dörtgen değil. Bu çemberde bu kiriş, bu çemberde bu kiriş, bu çemberde bu kiriş ama şu o çemberde bir kiriş değil ki, değil mi? Hatta şu dörtgene bakıyorsan eğer, hocam bu büyük çemberde bir kiriş, bu da burada bir kiriş. Bu kiriş bile değil. Kirişlerin toplamı yapıyor sadece. O zaman direkt burası 80 ise buraya 100 demek doğru olmaz. Ya belki bu soru için doğru olacak ama sen mantığına ne yapacağız hocam? Bir kere 80'in olduğu yerden başlayacağımız aşikar. Buradan baş. Hocam 80'in olduğu yerden nasıl başlarız? Nasıl başlayacağız? Hocam burada 1, 2, 3 kenar var. 1, 3 kiriş var. Bir kiriş de ben böyle çizerim. Ya da şöyle diyebiliriz. İki çember böyle kesişmişse eğer ortak kirişi genelde çizilir. E o zaman ortak kirişi çizeyim kardeşim. Ortak kirişi çizince kirişler dörtgeni çıktı burada. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180. O zaman burası 100 yapar. O burası da 80. Öbür çemberde de şu ortak kirişi çizecek olursam, hocam burada da bir kirişler dörtgeni çıktı. Karşılıklı açılar toplamı 180. O zaman burası 100 olur. Buraya 80 kaldı. Hocam şurada da bir kirişler dörtgeni çıktı. Kirişlerden oluşan dörtgen. Bir açısı 80 derece ise buradaki açısı da kaç çıktı? 180'e tamamlayanı 100 çıktı. Ama bir çember daha koymuş olsaydım o zaman orası bak 100 olmayacaktı cevap. Dikkat et, o yüzden böyle 80 ise her dörtgen de orası 100 olacak diye bir şey yok. Ezberleme şansımıza bu şekilde. Bu sorunda böyle geldi. Tamam. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bir çember daha çizecek olsaydım şuradan şöyle çizip de şu kiriş şuraya, bu kiriş buraya gitmiş olsaydı eğer, şuradaki açı 80 derece olmuş olsaydı o zaman bak burası 100 olacaktı. Burası 80 olacaktı. Burası 100 olacaktı. Burası 80 olacaktı. Burası 100 olacaktı. Burası 80 olacaktı. Burası 100 olacaktı. Bu sefer şuradaki açı sorulur. Tamam. Dikkat et buna. O zaman burası 100 oldu. Yine 180'e tamamlayan açısı yaptı ama boş ver sen. Oraları takma. Yani ne bileyim diğer açıları verirdi o zaman. Diğer şu iki açıyı verirdi. Şuradaki açıyı sorardı. Bu açıyı da buradan bulurduk falan filan işte. Neyse. Evet örnek 36. Böylelikle 100 oldu. Geldik 37'ye. Eşit kirişler var. Hocam eşit kirişler varsa ayırtları yaylar birbirine eşit diyebiliriz. Ya da eşit kirişleri üçgenden kullanabilirsin. Üçgenden dolayı x kenar üçgen diyebiliriz. Aa 115'e bakacaksan ben. 115. Şurada bir dörtgen var. Hocam şu dörtgen 115'ten dolayı bak dörtgeni fark ettik. Buradaki dörtgen ne? Kirişlerden oluşan bir dörtgen. O zaman kirişlerden oluşan bir dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180. Yani 115'in 180'e tamamlayanı 65 derece yapar. Burası 65 ise ikiz kenarlıktan dolayı burası da 65. 65, 65, 130. Buraya ne kaldı o zaman? 50 kaldı. Şimdi alfaya bakacağız. Hocam alfaya bakınca şuradaki açı. O zaman devam et. Bak burada da bir dörtgen var. Burada da bir kirişler
her dörtgeni oluştu. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 yapacak. 50'nin 180'e tamamlayanı da 130 derece. Gerçekten bu da güzel bir soru. Alfa'da 130 çıktı. Evet, 37. soruyu da böylelikle 130 bulduk. Geldik 38. soruya. 38. soruda hocam 100 ise direkt 80 mi? Hayır. Kiriş var ama kirişlerden oluşan bir dörtgen yok. İkiz kenarlığı kullanmam lazım. Yayların eşitliğinden mi kullanacağım? Üçgen bilgisini mi kullanacağım şimdi? Ne yapabiliriz biz burada? Ya hocam bir beşgen var elimde. Biz kirişler dörtgenini biliyoruz. En azından bir dörtgen oluşturalım. Ha, tutup da dörtgeni böyle oluşturmayalım. Nokta açısını bölmeyelim. Ha, çıkar mı? Buradaki eşitlikleri kullanırken biraz zorlanabiliriz. En azından üçgen oluşturacaksak böyle bir ikizkenar üçgen oluşturmak daha mantıklı. Ve aynı zamanda burada da bir dörtgen oluşuyor. Hocam burada o zaman şunu oluşturdum şöyle. Oluşturunca tepe açısı 100 derece. 180'den 100 çıkar. 80. 2'ye böl. 40-40 yapar buraları. Sonrasında şu da bir kirişler dörtgeni değil mi kardeşim? Evet. Kirişler dörtgeni. Kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğu için kirişler dörtgenini kullanacağım. Hocam ben şuraya bir A dersem. Bak. Şuradaki açı A artı 40 oldu. O açıları da eşit vermiş zaten bana. O zaman kirişler dörtgeninden dolayı şu açıyla şu açı karşılıklı. A artı 40 ile A'nın toplamı eşittir 180 yapmalı. 2A eşittir 140 yapar. A'yı da buradan 70 derece olarak buluruz. Ama benden BCD açısı isteniyor. Hocam BCD açısı BCD. Yani A artı 40 istediyor bize. A 70 ise A artı 40 da kaç çıkacaktır o zaman? Hocam 110 derece çıkacak. 70 artı 40'tan cevap 110 oldu gençler. Evet, örnek 38'de 110 derece olarak bulduk. Geldik örnek 39'a. En sevdiğim soru. Her kitapta bulursun bunda. Şimdi bir kere ne var burada? Hocam şurada bir dörtgen bir kere var. Çember bilgisini kullanacağız ya. Hatta ne var burada? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninden dolayı alfaysa direkt ben şuradaki açıyı yazabilirim. Burası ne yapacak? 180 eksi alfa olacak. Hatta ters açıdan dolayı burası da 180 eksi alfa olacak. Bu olacak. Sonra ne yapacağız hocam? Hocam benim 30'u kullanmam lazım. 20'yi kullanmam lazım. Alfayı kullanmam lazım diyeceksin. Bunlara bakınca şurada bir boynuz var diyeceksin. Sonra üçünün toplamı da buraya eşit olacak diyeceksin. Olay bitecek kardeşim. Ya da hocam ben 30'u nasıl kullanabilirim? İki iç açı bir dış açı. Şurası dersin. Sonra burası alfa artı 30 yapar. Sonra alfa artı 30 da bu yan yana gelmiş. Şu ikisinin toplamı da bir dış açı. 180 eksi alfa eşit dersin ki boynuzun ispatı zaten bu. Biz direkt boynuza bakalım kardeş. Boynuz önemli. Şu. Yani alfa artı 30 artı 20 eşittir 180 eksi alfa olmalı. Eksi alfayı buraya attım. 180'den de ne çıkartıyorum? 50 çıkartıyorum. 130 kalıyor. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 65 derece olarak buluruz. Evet, 39. soru böylelikle 65 oldu. Ve geldik son soruya. Evet, şimdi bu dersin son sorusuna geldik. İlk dersin. Son soruda da hocam 50 ise 130. Olmaz. Niye? Hocam kirişlerden oluşuyor. Bu kiriş. Ama bu büyük O1 merkezlinin kirişi. Bu O2 merkezlinin kirişi. Bu da O1'in kirişi pardon. Bu O2'nin, bu da O2'nin. Yani farklı kirişler bunlar. Farklı çemberlerde kirişler. Ne yapacağız hocam? Şunu şöyle çizsem mi hocam? Çapı gören çevre açı 90 derece olur. Hayır. Tam çaptan mı geçmiş burası? İşte onu yapamayız. Onu diyemeyiz orada. Ne yapacağız hocam başka burada? Ben burada O1'e değil de O2'ye yoğunlaşmalıyım. O2 nerede? Bu çember yayının üzerinde. Bak, bu çember yayının üzerinde. Bak, güzel bir şey. ÖSYM'de bununla ilgili daha önce sorular sordu. Dikkat. Bunu yeni nesle de uyarlayabilir. Nasıl uyarlayacaksa artık bilmiyorum ama uyarlayabilir de. O şekilde de gelebilir. Arkadaş, ben buradaki 50 açısını, yani bu çemberdeki açıyı bu çembere taşımaya çalışacağım. Nasıl taşı? İşte bak, her zaman söylüyorum. Soru bize kopya verir. Bunu kullan. Yani bu çemberin, küçük çemberin merkezi O2. Bu çemberin yayı üzerinde olduğu için bunu kullanmak zorundayım. Ki böyle bir şeyle karşılaştığın zaman zaten şunu yap. Hocam bu kirişi mi çizsek? Hayır, bu kirişi çizdiğin zaman sadece üçgen geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. O2'yi kullanamıyorum orada. Ne yapacağım? O zaman O2'yi düşün. En etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmek değil miydi? Evet. O zaman O2'ye yoğunlaştık ve yarı çapı çizdim. Bu yarı çap hocam. Eğri büğrü geldi. Hop, şöyle çizdim. Hocam bu yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Başka yarı çap çizebiliyor muyuz? Şunu çizsem karışacak. Dur. Yarı çapı çizince çok güzel bir şey oldu. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Ama yarı çapları çizince bak, burada kirişler dörtgen oluştu. 1-2. Yarı çapı çizince böyle. Burada da bir merkez açı oluştu. Yani öyle bir güzel hamle yaptık ki. Hatta sana şunu söyleyebilirim. Tamam, biz nereden yaptık? En etkili silahımızdan yaptık. En etkili silah yarı çap. Ki O2'den bir şey yapacağım belliydi. Yarı çap çizdim, yarı çap çizdim. Bundan sonra aklında bulunsun. Yarı çap çizmek yine çok önemli. Eğer bir çemberde ya iki çemberde bir çemberin merkezi başka bir çemberin yayı üzerindeyse oradaki böyle kestikleri yere kadar ki olan yarı çap uzunluklarını çizin. Yani oradaki neyi çizin? Şu yarı çap uzunluklarını çizin. Burada bir merkez açı oluşsun. Hatta bak, sana şurada bir şey göstermek istiyorum. Dikkat. İki tane eş çember olursa bak, çok güzel bir şey oluşuyor. Bak. Olaya bak şimdi. İki tane eş çember olduğunda daha da güzel bir şey oluşuyor. Ama bu eş çemberle
çemberler böyle birbirlerinin merkezleri üzerinden gitsin. Bak bir çemberin merkezi burada, bir çemberin merkezi de burada. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Bak hocam buradaki yarıçapla O1'in yarıçapıyla O2'nin yarıçapı aynı değil mi? Aynı. Gel buradan yarıçap çiz. Bak bu da yarıçap. Gel buradan yarıçap çiz. Bak bu da yarıçap. Gel buradan bir yarıçap çiz. Bak bu da yarıçap. Gel buradan bir yarıçap çiz. Bak bu da yarıçap. Gördün mü? Şunları mutlaka çiziyoruz. Yarıçapları mutlaka çiziyoruz. A eşkenar üçgen. A eşkenar üçgen deyip şuradaki açıları kaçar derece olarak bulacaksın? 60'ar derece olarak bulacaksın. Bu her yerde. Açıda da karşına çıkabilir. Uzunlukta da karşına çıkabilir. Alanda da karşına çıkabilir. Ki alanda zaten böyle soruların da var dostum. Şimdi böyle hatırlatmak istedim. O zaman bak ne yaptık? Mantığımızı. Yine burayı çalıştırdık. Hocam yarıçap çizeyim, yarıçap çizeyim. Çizince şurada bir kirişler dörtgeni çıktı. Kirişler dörtgeninden dolayı hocam 150 ise karşısındaki açı 130 derece oldu. Benim bu çemberdeki açıyı şu çembere taşımam lazımdı. Hocam bu çemberdeki açı soruluyor bana. O zaman bu çembere dikkat edeceğim şimdi. Bu çemberde bir merkez açı oluştu burada. O da 130 derece. Merkez açı 130. Hop buraya geldik. 130'u yazdık. 130'sa bak alfa da şimdi çevre açı oldu. Kaç olacaktır? 130'un yarısı olacaktır. O da 65 derece yapıyor mu dostlar? Yapıyor. 65 derece oldu o zaman cevap. Evet alfayı 65 bulduk ve güzel bir şey öğrenerek kapanışı öyle yaptık. Böylelikle burayı hallettik. Hocam ya bir sayfacık kaldı. Şurayı da mı halletseydik? Evet bir derste halledebilirdik ama bu da böyle sakinken yapalım diye yaptığım şeydi. Aslında 15-20 dakikalık bir şey kaldı ama sakin sakin yapalım diye ikinci videoyu ayırdım dostum. Ama güzel şeyler öğrendik burada da. Ama tekrar söylüyorum üçgende açının çemberde açının temel yapıları merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. Diğer her şeyin ispatı zaten buradan geliyor. Bunlar biraz özel durumlardır. Kirişler dörtgenini bilmek bizi hızlandırır. İç açıyı bilmek bizi hızlandırır. Dış açıyı bilmek bizi hızlandırır. Bir de şu teğet olunca şöyle teğet olunca burası alfayken buranın da 180 eksi alfa olması bizi sadece hızlandırır. Sen merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açıyı bil ve ispat tekniklerini bil. Zaten bunlara ulaşırsın ama genelde de öğrenciler bunları biliyor, öğreniyor. İşte neler onlar? İç açı, dış açı ve kirişler dörtgenini de biliyorlar. O yüzden bu soruları da rahat bir şekilde yapıyorlar. O yüzden ben normalde konu anlatıp yapsam, ben Kenan Kara olarak yapsam sadece ya bugünü hiç anlatmazdım mesela. Bugünü hiç anlatmazdım. Ama işte o zaman da siz zorlanırdınız. Bazı şeylerin de formüllerini bilseniz iyi oluyor dediğimiz yerler, noktalar işte bunlar. O yüzden bugünkü ders de önemliydi. Ha ÖSYM formüllü soruyor mu? Ya sormuyor da şimdi AYT kısmında gelecek bu. AYT kısmı da bilgi olduğu için sorabilir mantığıyla şu an o konu anlatımını yaptık. Ama güzel şeyler de öğrendik. Evet gençler 29. günde ilk dersimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani ikinci derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Hadi kapat artık. Diğer derse geçeceğiz.